Merhaba arkadaşlar, ben Barış Hoca. Bugün sizlerle birlikte Ebu Bekkul'a ilgili sorular çözmeye devam edeceğiz. Şöyle bir soru karşımıza var. Diyor ki, X, Y ve Z pozitif tam sayılarmış. A gibi bir sayımızı şu şekilde 3X artı 1, 5Y artı 3 ve 12Z artı 10 eşitlikleriyle tanımlanmış. Diyor ki, olduğuna göre iki basamaklı A değeri kaç eşittir? Hocam biz bu sorularda ne yapacağız? Şimdi gençler, Bakın şu sorular bizim ne sorularımızdır? Öncelikle şunu belirleyelim. Ekok soruları. Yani bakın şu sorular bize ekok sorularıdır. Burada ne yapacağız? Hocam şurası, şurası ve burası için öyle değerler ekleyip çıkaracağız ki hem 3'ün hem 5'in hem de 12'nin tam bir katı gelsin. Hocam ne ekleyebiliriz? Bakın gençler. Hocam ben bu 3x var burada. E ben buraya bir 2 eklersem bakın 3x artı 3 oldu. Yazayım 3x artı artı 3 geldi. Hocam şurası da 3'ün katıdır. Hocam şurası da 3'ün katıdır değil mi? Tamam. Hocam şuraya eklediğimi buraya da bir ekleyeyim. Tamam ekleyelim gençler. Bak şuraya da ekledim. Buraya da ekledim. Ekleyelim. 5y artı ne geldi burası? 5 geldi. Bakın 5y artı 5. Hocam burası da 5'in katı. Burası da 5'in katı. Yine buraya ekleyeyim. 12z artı 10'a 2 eklersem 12. E burası da 12'nin katı. Burası da 12'nin katı. E ben bu 3 eşitliğe eklediğim için a'ya da eklemem lazım ki eşitliğim bozulmasın. O zaman bakın a'ya da 2 ekledim. Eşitliklerimi yazıyorum. Sonra ne yapacağım? Bakın sonra diyeceğim ki hocam. A artı 2 bana. Ne oldu? Şurası bana ne geldi? 3'ün katı. Şurası bana ne geldi? 5'in katı. E şurası bana ne geldi? 12'nin katı. A artı 2 hem 3'ün hem 5'in hem 12'nin katı olduğundan dolayı ben burada ne alacağım? En küçük ortak katı alacağım. 3'ün, 5'in ve 12'nin en küçük ortak katını alacağım. Ne yapıyorduk? Asal çarpanlarımızı ayırıyorduk. Bakın şunu ayırırsam. 3 çarpı 1 değil mi? Hatta 3 çarpı 1'i de değil. De, direkt 3 diye yazayım. Şunu ayırırsam. Bir saniye. Şunu ayırırsam ne geldi? 5 geldi. E şunu ayırırsam ne geldi? 2'nin karesi çarpı 3 geldi. Tamam. Ne yapacağım? En küçük ortak katımızı Alacağım. Bakın alıyorum. 2'nin karesi var. Şurada 2'nin 2 ile ilgili bir terim var mı yok? O zaman yazacağım 2'nin karesi. Hocam şurada 5 beş var. 5 ile ilgili terim var mı yok? Yazacağım 5. Burada 3 var. E burada 3 var. E bakıyorum burada 3 ile ilgili bir terim var mı? Şurada hayır yok. 3'ü yine yazacağım. Değil mi? Çünkü ekok'ta ne yapıyordum? Ee, hangi sayı gördüysem, mesela diyelim ki burada 3 var ama buralarda 3 yoktu. Bir önceki videomuzda söylemiştik. 3'ü tekrar yazmak zorundayım. Yani şuradan ne geldi? Bakın yazarsam 2'nin karesinden 4 çarpı 5 çarpı 3. Yani burası ne geldi? 60 geldi. Gençler bu 60 değildir. 60'ın katlarıdır. Yani buradan benim ne gelebilir? 60 olabilir. 120 olabilir. 180 diye ilerler. Peki soru bize ne demiş? Soru bize demiş ki iki basamaklı olacak. E, tamam iki basamaklı hangisi var? 60 var. O zaman ne diyeceğim? Diyeceğim ki A artı 2 eşittir neymiş? 60'mış. E o zaman A buradan ne gelir gençlik? 58 gelmiş oldu. Şu soruları da bakın şu şekilde yapıyoruz yani ne ekleyip çıkarma yapacağız? Biz bu soruda ekleme yaptık. İlerleyelim. Şöyle bir soru var. Ne demiş bize? Demiş ki X, y, z pozitif tam sayılar. İşte yine bir eşitliğimizi vermiş. Olduğuna göre A'nın iki basamaklı en büyük değeri kaçtır? Bakın. Hocam Şunun için konuşursam buraya benim ne yapmam lazım? Bakın buraya 1 eklersem değil mi? Şuraya 1 eklediğimi düşüneyim. Hocam burası tamam 0 geldi 3x oldu. Ama bakın buraya bir eklersem 5x 1 eklersem 5x-1 geldi olmadı. Sağlamadı değil mi? Ne yapacağım acaba? Bakın. Ee, biz burada hangi değeri veririz? Silerim şurayı. Ne yaparız? 3x-1 var. 5y-2 var. 12z-10 var. Yazalım sayımızı. 3x-1 eşittir. 5 tane y eksi 2 o da eşittir 12 tane z eksi 10. Biz burada hangi sayıları ekleyip çıkaracağız? Ona bir bakalım. Şimdi ee, ne ekleyelim buradan? 12'nin katı olacak şekilde bir eklersem ben buradan 14 eklediğimi ya yani 12 ekledi 12 değil pardon 22 eklediğimi düşünürsem. Aynen. Gençler bakın ben her iki tarafa 22 ekler. Yani her üç tarafa daha doğrusu. 22 eklediğimi düşünürsem. Bakın buradan ne geldi. Hocam 3x 1 artı 22 ne oldu bana? 3x artı 21 geldi. 5x 2 artı 22 ne oldu? 5x artı 20 geldi. Şuraya bakarsam 12 tane z 22'den 13 çıkarırsam artı 12 mi geldi? E, o zaman demek ki aya da ekleyeceğim. Bir aya da eklememi yapayım. 22 ekleyecektim. Evet. Bakın dikkat ederseniz. 3x artı 21. 3x de 3'ün katı. 21 de 3'ün katı. 5x artı 20. 5x e, 5x de zaten 5'in katıdır. 20 de 5'in katıdır. E, 12z 12'nin katıdır. 12 de zaten 12'nin katıdır. Bakın yani yaptığım işlemde herhangi bir sıkıntı yok. O zaman ne diyeceğim? Diyeceğim ki a artı 22 bana. Şurası 3'ün. Şurası 5'in. E, şurası 12'nin bir katı mı gelecek? Evet hocam. 3, 5, 12'nin bir katı gelecek. E 3, 5, 12'nin en küçük ortak kat yani ekoklarını alırsam. Şuraya yazayım. Ekoklarını alırsam. Ne gelir bana 3, 5, 12'nin? Az önceki video, e, az önceki sorumuzda söylemiştik. Ne geliyordu? 60'ın bir katı geliyordu. Neye eşittir bu? A artı 22. Yani buradan ne olabilir? Bakın şunu da şurada şu şekilde yazayım. A artı 22 bana 60 gelebilir. E A'mız buradan kaç gelir gençler? 38 geldi. Veya Hocam şu da olamaz mı? A artı 22 60'ı 2 ile çarparsam 120 geldi. A buradan ne geldi gençler bana? 98 geldi. Hocam bir 3 basamaklı yapayım. Yani bir 3 ile çarpayım 60'ı. A artı 22 bana 180 mi geldi? E, A'mız buradan bana ne gelir? 158 geldi. Peki soru bizden ne istemiş? Bakın soru bana demiş ki iki basamaklı en büyük değeri kaçtır? Hocam bu iki basamaklı değil. Bu üç basamaklı oldu. İki basamaklı şu ikisi var. E, o zaman en büyük değerim benim için kaç gelmiş olur? A eşittir 98. Bu denklemi sağlayan en büyük değerdir. Bakın 98'in yerine yazarsam A'yı ne oldu? 3x 1 98'e tam bölünür. 5y eksi 2 98'e tam bölünür. 12z eksi 10 98'e tam bölünür. İlerleyelim. Şu tarz sorulara bakalım. Diyor ki bir oyun havuzundaki Toplar 9'ar 9'a sayıldığında 8. Bak 9'ar 9'ar sayıldığında 8. 12'şer sayıldığında kaç geliyormuş? 5. 16'şer sayıldığında da bir top ne oluyormuş? Artıyormuş. Diyor ki havuzdan 100'den fazla top olduğu bilindiğine göre en az kaç tane top vardır? Top sayıma ne diyeyim? A diyeyim yine. Hocam 9'ar 9'ar sayıldığında 8 mi artıyor? O zaman ne diyeceğim? 9 tane k artı 8. Bak 9'ar 9'ar saymışım 8 tane artmış. Sonra diyor ki 12'şer 12'şer sayıldığında 5 tane artıyor. O zaman ne diyeyim 12 tane t artı 5 diyeyim. Sonra 16'şer 16'şer sayıldığında da 1 artıyor. O zaman 16 tane buraya ne diyeyim e, ee, 16 tane ne olsun m olsun artı 1. Bakın aynen az önce çözdüğümüz 2 soruyla aynı. Yine burada ekleme çıkarma yapacağım. Ve şu sorular benim ne sorularımdı? Eko sorularımdı. Neden? Çünkü katlarını almaya çalışıyordum. Şimdi bakalım hocam ben ne ekleyeceğim buralara? Bakın şuraya 1 eklersem. E, tamam buradan 9 geldi. Hocam buraya 1 eklersem 6 sağlamadı. Şimdi ben buraya ne ekleyeceğim? Bir düşünelim bakalım. E, 7 eklersem. Şuraya 7 eklersem 12 oldu. 7 eklersem 8, 7 eklersem 15 gelmedi. Ee, ne yapalım başka? Başka ne yapalım? Ne yapalım buradan? Ee, şimdi gençler. 17 hepsinden çıkarır isem. Bakın iyi bakın. 17 hepsinden çıkarırsam. Şurası bana ne geldi? 9 tane k. Eksi 9 geldi. Eşittir. 12 tane t. 5'ten de 17 çıkarırsam eksi 12 geldi. 16 tane mi birden de 17 çıkarırsam eksi 16 mi geldi? Hocam şurası bana 16'nın katı değil mi? Çünkü 16'da 16 da 16'nın katı şurası da 16'nın katı. 12 T zaten 12'nin katı. E burası da 12'nin katı. Aynı durum şunun içine geçerli değil mi? Geçerli. E o zaman ne diyeceğim? Diyeceğim ki tamam şurada denklemim sağladı. E o zaman burası da ne olacak? 17 çıkaracağım. A eksi 17 gelmiş oldu. Şurada ne yapıyordum? Diyordum ki Ekoklarını alacağım değil mi? E o zaman a-17 sayın bana ne gelecek? 9'un, 12'nin ve 16'nın ekoku gelecek? Ekoku gelecek. E, alalım gençler. 9'u nasıl yazarım? 3'ün karesi. 12'yi nasıl yazarım? Asal çarpılarına ayıralım. 2'nin karesi çarpı 3. E, 16'yı nasıl yazarım gençler? 2 üzeri 4 değil midir? Şu 3 tane sayının ekoklarını alırsam ne gelir gençler şunların ekokları? Alalım. Hocam 3'ün karesi var. 3 var. 3 yok. O zaman 3'ün karesi. Hocam 2 üzeri 4 var. 2'nin karesi var. 2 yok. O zaman 2 üzeri 4. Yani 9 çarpı ne geldi gençler bana? 16 mı geldi? E, o da bana ne gelir? 144. Gelmiş oldu. Yani şuradan devam edersek. A eksi 17 bana ne olması lazım? 144'ün bir katı gelecek. Peki soru bana ne demiş? 100'den fazla top olduğuna göre en az kaç tane top vardır? E ben buradan o zaman a eksi 17'yi neye eşitleyeceğim gençler? 144'e mi eşitleyeceğim? Evet hocam 144'e eşitleyeceğim. Neden? Çünkü bana en az demiş. E 144 de zaten 100'den fazla ve en az olur. O zaman a eksi a'mız ne gelir gençler buradan? 144 ile 17'yi toplarsam 161 gelmiş oldu. Bakın dikkat ederseniz 161'in 9 ile bölümünden kalanımız 8'dir. 12 ile bölümünden kalanımız 5'tir. 16 ile bölümünden de kalanımız 1. Demek ki en az kaç tane topumuz varmış? 161 tane topumuz varmış. İlerleyelim. Diyor ki Ali bilyelerini 6 şart sayarsa 4, 8'er sayarsa 6 bilye artmaktadır. Bak yine 6 şart saymışım 4, 8'er saymışım 6 tane bilye ne olmuş artmış. Ali'nin bilyeleri 100'den fazla olduğuna göre en az kaç tanedir demiş. Bakın yine Ali'nin bilyelerinin sayısına A diyeyim. 6 tane A yani 6 şart er sayıldığında bakın 4 8'er sayıldığında da 6 tane artmaktadır. Yine burada ne yapacağım? Ekleme ve çıkarma yapacağım gençler. Bakın ne ekleyip ne çıkaracağım. Avucam bakıyorum 4'e ben buradan 2 eklersem ne geldi? 6 geldi. E ben 6'ya da 2 eklersem ne geldi? 8 geldi. Hem burası 6'nın hem de burası 8'in mi katı mı geldi? Evet geldi. O zaman hepsini ekleyeyim. A artı 2 eşittir. 6 tane A artı 6. 8 tane B de artı 8. E ne diyeceğim? Diyeceğim ki yani A artı 2 sayım 6 ile 8'in ne olacak? En küçük ortak katı olacak. E 6 ile 8'in hemen şurada yazalım. Ekok. 6 ile 8'in en küçük ortak katı bana ne gelir gençler? 24 geldi. O zaman ne diyeceğim? A artı 2 bana 24'ün bir katı mıdır? Evet hocam katıdır. Ama ne demiş soru? Demiş ki 100'den Fazla olacak. E 100'den fazla 24'ün katı ne vardır gençler? En küçük. O zaman A artı 2 bana ne olur? En küçük. 100'den fazla. 120 geldi. E o zaman buradan A sayım 2'yi de karşıya yollarsam ne geldi gençler? 118 gelmiş oldu. Şu sorularımızı da şu şekilde ekleme ya da çıkarma yöntemiyle yapacağız. Ama unutmamamız gereken şey şu tarz sorular benimle sorularımdır? Ekok sorularımdır. İlerleyelim. Diyor ki kenar uzunlukları 42 ve 56 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresi ve köşelerine birer ağaç gelecek şekilde eşit aralıklarla ağaçlandırılacaktır. Tamam. Diyor ki en az kaç ağaca ihtiyaç vardır? Şimdi gençler bakın ne yapacağım buradan? Dikdörtgen şeklindeki e, bahçenin çevresi ve köşelerine birer ağaç gelecek. Yani ben burada ne yapacağım? Bir nevi bölme işlemi yapmayacak mıyım? yapacağım. Peki ben ne dedim? Bölme işlemi benim için ne işlemimdi? EBOB sorularımdı değil mi? Demek ki şu soru benim için ne sorusu? EBOB sorusu. Başta bunu belirledim. Soru alalım. EBOB alalım. Yani 42 ile 56'nın en büyük ortak bölenini alalım. Şimdi 42 nedir gençler? 7 çarpı 6'dır. 56 nedir gençler? 7 çarpı 8 midir? Hocam tamam 7'ler var da 6 ile de 8'in şeyi var. Ee, böleni var. O zaman şu şekilde demez miyim? 7 çarpı 2 çarpı 3 7 çarpı 2 çarpı 4 Bakın 14 çarpı 4. 56'dır. 14 çarpı 3 de 42'dir. O zaman demek ki en büyük ortak bölenin bana 14 mü geldi? Evet hocam 14 geldi. Hocam neden şu ikisini almadık? Çünkü şu ikisi nedir? Aralarında asaldır. E aralarında asalları neydi gençler? En büyük ortak böleni 1'di bana. O zaman demek ki bakın ben buradan EBOB'u buldum. 14 geldi. Şimdi ne yapacağım? Şimdi diyeceğim ki hocam ben büyük parçadan küçük parça yapacağım. Neden? Çünkü bölme işlemi yaptığımda büyük parçalar bölünür neye? Küçük parçalara bölünür. E o zaman ne diyeceğim? Başta büyük parçamızın çevresini bulalım. Ben çevreyi nasıl bulurum? Şu şekilde düşünür isem gençler. Şurası bana 42 olsun, şurası bana 56 olsun. Neden? Çünkü bana buradan çevre hesabı yapmamı istemiş. E bunun çevresini alırsam ne söylerim gençler? 2 çarpı 42 ile 56'yı toplamaz mıyım? Topladım. Neden hocam? Bakın bir 42 burada. Diğeri burada. Bir tane 56 burada. Diğeri de burada. E demek ki şu şekilde yapacağım. Sonra ne diyeceğim? Diyeceğim ki hocam şimdi benim büyük parçamın çevresine 42'ye 56. E küçük parçam ne olacaktı? 14 olmayacak mı? Yani ebaba bölmeyecek miyim? Bölelim hocam eboba. Şu işlemi düzenlersen, buradan bana ne gelir? 2 çarpı 108 geldi. Böyle 14 müdür? Evet hocam 14'tür. E, 108'i 14'e bölersen, 7 defa var. 7 kere 2'den cevabım kaç geldi gençler? 14 gelmiş oldu. Bakın burada EBOB'la aynı çıkması bir tesadüf. Yani normalde EBOB'la aynı çıkmaz. İşlemlerimiz şu şekilde ilerler. İlerleyelim. Diyor ki kenar uzunlukları. 48, 72 ve 108 santim olan dikdörtgenler prizması. Aa hocam bakın az önce burada ne vermişti bana? Bahçe vermişti. Şimdi burada ne demiş? Dikdörtgenler prizması demiş. Şeklindeki bir küçük hiç e, parça artmadan kesilerek birbirine eş küpler oluşturulacaktır. Şimdi hocam ben burada ne diyeceğim? Bakın ne demiş dikdörtgenler prizmasında ne elde edeceğim gençler? Bakın şu şekilde dikdörtgenler prizman var. Buradan ne elde edeceğim? Küp elde edeceğim. O zaman küçükten ne yapacağım gençler? Büyük elde etmeyecek miyim? Evet hocam büyük elde edeceğim. O zaman ben küçük parçalardan büyük parçalara gelirken ne yapıyorum? EKOK kullanıyorum. Demek ki şu soru bizim için nasıl bir soru? EKOK sorusu. Öncelikle gençler, yani EKOK sorularında problem vermişse hangi tür problem olduğunu belirlememiz lazım. Belirledim. EKOK soruları bu. E tamam alalım o zaman 48 72 ve 108'in en küçük ortak katını alacağım. Şimdi 48 demek ne demektir gençler? 2 üzeri 4 çarpı 3'tür. Yani 16 çarpı 3'tür. 72 demek ne demektir? 9 çarpı 8'dir. Yani 3'ün karesi çarpı 2 üzeri 3'tür. 108 demek ne demektir gençler? 108 ne demekti? E, alalım hemen. E, neydi? 54 27 çarpı 4 müdür bana? Evet hocam 27 çarpı 4'tür. E 27 demek ne demektir hocam? 3 üzeri 3'tür, 4 de 2 üzeri 4'tür. Tamam, şimdi bunu aldım. O zaman ben bunların ekoklarını alırsam. 48'in, 72'nin ve 108'in en küçük ortak katını alırsam. Başta 2'den baş 2 üzeri 4 var, 2 üzeri 3 var, 2 üzeri 4 var. O zaman ne geldi bana? 2 üzeri 4 geldi. Ee, 3'lere gelirsem, 3 var. 3'ün karesi var, 3 üzeri 3 var. O zaman ne geldi buradan? 3 üzeri 3 geldi. Yani demek en küçük ortak katım 16 çarpı 27 mi geldi? Evet hocam 16 çarpı 27 geldi. Peki ne yapacağım? Şimdi ben hocam küçük parçalardan büyük parçalar elde etmeye çalışıyorsam bakın benim formülüm ne olacak? Az önceki formülüm neydi? Ben buradan EBOB'u ne yapmıştım? Bölmüştüm. Şimdi ne yapacağım? Hocam niye böldüm buradan? Çünkü ben büyükten küçük elde ediyorum değil mi? Ama küçükten büyük elde ederken bu sefer ekoku üstte yazarım. E, geri kalanları yani burada verilen sayıları da alta yazır. Tamam. Şimdi formülümüz şu şekilde. Formülümüzü de belirledik. Hocam ekoku nedir? 16 çarpı 27 idi. Peki hocam şuna bakalım. Hocam şimdi bana buradan 48, 72 ve 108 demiş. Tamam eyvallah ama dikdörtgenler prizması demiş. Küp demiş. Prizma küp işin içine girdiği zaman ben ne alıyordum her zaman? Hacim alıyordum. O zaman ben bunun hacmini alacağım. Bir tanesi nedir? 16 çarpı 27. E, hacimde ne yapıyordum? 3 defa çarpmıyor muydum? Çarpıyordum. 16 çarpı 27. 16 çarpı 27. Bölüm. E, diğer sayılarımız nedir gençler? 48'dir, 72'dir ve 108'dir. Şunları böleceğim. Hadi gelin bölelim. Şunu şuna bölsem gençler. Şunu şuna bölsem 3 defa var değil mi? Sonra ne yapayım? E, sonra... Hocam 27'yi de 3'e bölsem... 9 defa var. 9'u 72'yi 9'a bölsem 8 defa var. 16'yı 8'e bölsem 2 defa var. Değil mi? Bir saniye bunu tekrar yazalım. Heh. 2 defa var. Hocam daha sonra ne yapayım? Daha sonra 27'yi de 108'e bölsem 4 defa mı var? Evet hocam 4 defa var. O zaman cevabım geldi. 27 çarpı 16 çarpı 4 kere 2'den 8 geldi. Demek ki şu kadar küpe ihtiyacımız vardır. İlerleyelim. Şuna bakalım. Diyor ki birbirine bağlı olarak dönen iki çarktan A çarkında 30, B çarkında 48 tane diş var. Bakın A çarkında 30, B çarkında ne varmış? 48 tane diş varmış. Diyor ki dişler dönmeye başladıktan sonra ilk kez başlangıç duruma geldiğinde B çarkı kaç kez dönmüş olur? Hocam bunlar birlikte dönecek değil mi? Yani demek ki bu hep 30-30, 30-30 diye gidecek. Bu da 48, 48, 48 diye gidecek. E bunlar eğer bir yerde buluşursa ben bunların katlarında buluşturmaz mıyım? Katlarında buluştururum. Kat demek ne demekti bana? Ekok demekti. E o zaman demek ki ben 30 ile 48'in en küçük ortak katına bakayım. Bakalım hocam. Şurası bana nedir? 6 çarpı 5. Yani 2 çarpı 3 çarpı 5. 48 demek ne demektir? 16 çarpı 3'tür. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3'tür. E tamam ben bunun en küçük ortak katını alırsam. Bak 2 var. 2 üzeri 4 var. O zaman 2 üzeri 4. Hocam 3 var. 3 var. E yazayım. 3 yazayım. Hocam 5 var. 5 yok. Ne yapıyorduk? En küçük ortak kat yani ekokta alıyorduk. O zaman demek ki bunun e, şeyine geldi gençler bana. 16 çarpı 15 geldi. Yani ne oldu? En küçük ortak katlarımız ne geldi buradan? 240 geldi. Peki soru bizden ne istemiş? Demiş ki Sonra işte e, dişler dönmeye başladıktan sonra ilk kez başlangıçtaki duruma geldiğinde B çarkı kaç kez dönmüş olur? Şimdi B çarkı hep 48, 48 dönmüyor muydu? Dönüyordu. O zaman bunlar 240'ta birleştiğine göre kaç defa 48 olur? Böylece 240 bölü 48'den cevabım kaç geldi gençler? 5 gelmiş oldu. Demek ki B çarkı e, ikinci kez başlangıç noktasına geldiklerinde 5 defa dönmüş olacaktır. İlerleyelim diyor ki boyutları 4, 6 ve 8 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki oyuncak legolarıyla ile hacmi en küçük küp oluşturulacaktır. Diyor ki bu işlem için en az kaç tane küçük Lego gerekir? Bakın yine dikdörtgenler prizmasından yani şu şekilde bir saniye baştan bunu yapalım. Dikdörtgenler prizmasından ne elde edeceğim? Küp elde edeceğim. Yine ne olacak? küçükten büyüğe doğru hareket edeceğim. E hocam ben küçükten büyüğe doğru gittiğimde ne yapıyordum? Ekok yapıyordum. Demek ki bu ne sorularımdır? Ekok sorularımdır. O zaman ne yapayım? Ekoklarını alayım. Bakın ekok 4, 6 ve 8'i alıyorum. Hocam direkt kafadan yaparsam çünkü sayılarımız küçük sayılar. Hem 4'e hem 6'ya hem 8'e bölünen en küçük sayımız nedir? 24'tür. 24'ü buldum. Bakın soru bize diyor ki dikdörtgenler prizması, prizma, hacim. Ne yapacağım o zaman? Hacmini alacağım gençler. Zaten soru bize de, şurada da vermiş hacim diye. E tamam alalım. Neydi formülümüz? Hacmini alıyorum. 24 çarpı 24 çarpı 24. Öncelikle büyüğü yazıyorum. Bakın niye? Şurada belirttik. Dedik ki ekok bölü sayılar. Tamam. Ekok bölü sayılar. Bak ekoklarını aldım. Sonra sayılarımız nedir? 4'tür, 6'dır ve 8'dir. Şunları ne yapacağım? Böleceğim. 24'ü 8'e bölsem 3 defa. 24'ü 6'ya bölsem 4 defa. 24'ü 4'e bölsem 6 defa. E çarpayım. 6 çarpı 4 çarpı 3 gençler. 24 demek ki en az 72 tane küçük Lego gerekiyormuş. Bakın her zaman öncelikle EBOB ekok sorularında ne ile işlem yapacağımız ya da ne ile işlem yapacağımızı değil de e, ee, EBOB mudur, ECOG mudur onu belirleyelim. Sonrası zaten çok kolaylıkla geliyor gençler. Bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi diyor ki bugün günlerden çarşambadır. Tamam. Bugünden 108 gün sonra hangi gün gelir? Hocam 108 gün sonra demiş. Bakın burada bir bölme işlemimiz yok. Onu başta bir belirleyelim. Hocam bölme işlemimiz yok ama bakın 108 gün sonra gelmiş. Hep demek ki katları gelecek değil mi? Yani ilerleyeceğim. O zaman ne olacak gençler buradan? Sorumuz nedir? Ekok sorusudur. Tamam. Hocam ne yaparım? Bakın 108 gün sonraydır ya bana. Bir hafta kaç gündür? 7 gündür. Peki 108 günü kalkıp gençler 7'ye bölersem. Neden 7'ye biliyorum? Bakın bugün eğer çarşamba ise bir hafta sonra aynı günde çarşambadır. Değil mi? Bir hafta sonra aynı günde çarşambadır. Şu şekilde ilerler. E o zaman ben bakayım buradan kaç tane çarşamba görmüş? 7'ye bölersem bir defa vardır. 7 çıkardım. 38 gençler. 38 içinde de 5 defa vardır. 35. Kalanım kaç geldi? 3 geldi. Şimdi hocam şu bize ne anlama geliyor? Diyor ki yani 15 hafta geçmiş bunun üstünden ve 3 gün daha da geçecek. Çarşambadan 15 hafta daha da geçerse gençler yine ben çarşambadan neye gelmiş olurum yine? Çarşambaya gelmiş olurum. E 3 gün daha da ekleyeceğim. Perşembe, Cuma e cumartesi bakın çarşambaya 3 gün daha da ekledim. O zaman demek ki 108 gün sonra burası neymiş gençler? Cumartesi imiş. İlerleyelim. Diyor ki bir analog saatin akrebit akrebi tam 12'yi gösterdikten 2018 saat sonra kaçı gösterir? Hocam analog saat nedir? Analog saat bu kullandığımız saatler. Yani 12 ...lik saatlerdir. Yani 24 dilim yoktur. Yani onlarda gençler 13, 14, 15 gibi sayılarımız yoktur. Ee, birden 12'ye kadar. Hani belirleriz ya mesela öğlen saat e, normalde kaçtır? 15, 30'dur. Ama biz buna ne söyleriz gençler? 3, 30 söyleriz değil mi? İşte analog saatlerimiz bunlardır. Bunlar değildir. Demek ki bunların saatlik dilimi kaçlık saatlermiş? 12'lik saatlermiş. E tamam... Ben 2018'i o zaman yine kalkıp neye böleceğim gençler? 12'ye böleceğim. Kaç defa vardır içinde? Bir defa var. 12 çıkardım. 818 kaldı değil mi? Hocam onun içinde kaç defa vardır? 6 defa. 72 çıkardım. Kaç oldu? 98 geldi bana. Hocam 98 içinde kaç defa vardır? 8 defa vardır. Ne oldu burası gençler? 96 geldi. Kalanım ne geldi gençler? 2 geldi. Yani demek ki bu 96 tur dönüyormuş. 12'ye geliyormuş. Bir de üstüne ne yapacağım? 2 saat ekleyeceğim. E hocam ben 12'ye 2 saat eklersem. 1 saat ekledim 1 geldi. 1 e saat ekledim ne geldi gençler? 2 gelmiş oldu. Demek ki 2018 saat sonra saatimiz neyi gösterilmiş gençler? Akrebi daha doğrusu neyi gösteriyormuş? 2'yi gösteriyormuş. İlerleyelim. Diyor ki 12 nöbet. 12 günde bir nöbet tutan bir doktor ilk nöbetini pazartesi günü tutmuştur. Tamam. Diyor ki buna göre 12. nöbetini hangi gün tutar? Şimdi gençler ilk nöbet değil mi? Hangi gün tutmuş? Pazar desi. Soru benden ne istiyor? Diyor gel 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 gel. 12. nöbete gel. Tamam. Burada hangi gün tutmuş olur? Şimdi gençler ilk nöbet ile 12. nöbet arasında kaç nöbet vardır? Ya da ilk nöbetten 12. nöbete gidene kaç nöbet vardır gençler? 11 nöbet Vardır. Peki her bir nöbet kaç gündeymiş gençler? 12 günde. Değil mi? E o zaman ben bir bakın kaç gün geçmiş aradan? 11 çarpı 12 günden kaç gün geçmiş gençler? 132 gün sonrasını benden istiyor. Bakın az önce bulduğumuz az önce yaptığımız işlemlerin aynısı. Neye çevirdik? Hani şu soruda. Güne mi çevirdik? E biz bu soruda günden ne yaptıysak aynısını yapacağım. Ne yapmıştık? bölmüştük değil mi gençler? O zaman 132 neye böleceğim? 7'ye böleceğim. 132'yi 7'ye bölersem gençler. Bir defa vardır 7. 62 gençler. E 62'nin içinde 7 kaç defa vardır gençler? 8 defa vardır. 56. Kalanım nedir? 6'dır. Demek ki bu 18 tur atıyormuş bir nevi. Pazartesini buluyormuş. Sonra ne yapacağım? 6 gün ekleyeceğim pazartesine. Bakın pazartesi. Değil mi? Bu. Sonra bir gün ekledim. Salı bir gün ekledim çarşamba, bir gün ekledim perşembe, bir gün ekledim cuma. Kaç gün etti? 1, 2, 3, 4. Bir gün daha da ekledim cumartesi. E bir gün daha da ekledim pazar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki bu 12. nöbetini hangi gün tutuyormuş gençler? Pazar günü tutuyormuş. Gençler pro... E ilgili de kalan sorularımızı da şu şekilde özetlemeye çalıştık size. Bakın unutmamanız gereken şu. Eğer işin içine kat girerse ya da durun bir yeni bir sayfa açalım. Bunları kısa bir şekilde belirtelim. Eğer işin içine kat girerse ne sorularımızdı? Ekok sorularımız. Değil mi? Bakın ekok sorularımızı yazalım. Yazalım bir ekok soruları gibi bunu belirtelim. Ne nöbet sorularımız değil mi? Çünkü kat kat diye ilerleyeceğim. Sonra zil değil mi? Sonra bu yaptık ya mesela ekleme çıkarma yaptık. Bölme bölünebilme soruları. Bölünebilme soruları. Bölünebilme soruları. Değil mi? Bunların hepsi benim ne sorularımdır? Ekok sorularımdır. Bakın şunlara bakın. Bağ bahçe ya da hacim. Hacim sorularında genellikle ekok sorulandır Ama değişir mesela. Eğer küpten ya da şuraya yazayım. Dikdörtgenler prizmasından. Eğer bana küp diyorsa bu nedir gençler? Ekoktur. Yani şunları kısaca şu şekilde ezberleyebilirsin. Yani şu şekilde ezber değil de aslında mantığını şu şekilde öğrenebilirsin. Eğer küçük parçalardan gençlik büyük parçalar elde ediyorsan burada ne vardır? Ekok vardır. Ama ebok neydi gençler? Ebok bölmeydi. Ebok neydi? Bölmeydi. Yani kat değildi. O zaman ben ebokta ne diyeceğim gençler? Diyeceğim ki büyük parçadan ne yapacağım? Küçük parçalar elde edeceğim. Bakın büyük parçalardan küçük parçalı elde ettiğimde EBOB sorularımdır. Ama küçük parçadan şuraya da yazalım. Küçük diyelim. Şuraya da büyük diyelim. Yani küçük parçalardan büyük parçalar elde etmeye çalışırsa EKOK sorularım oluyor. Gençler bugünkü dersimiz videomuz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere gençler. Kendinize çok iyi bakın.